bir de deve güreşeğindeyiz. Evet. Bugün herhalde çaylaklar yarışıyor. Evet. Burada da bir abimiz var. Merhaba diyelim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Allah'a çok şükür ya. İyi. İsminiz neydi? Ali Osman. Ali Osman Bey. Tire deve güreşinin önemini ya da tire için önemini kaç senedir bu yapılıyor bu yani etkinlik? Ben bildiğim bileli yapılıyor yani çok hani güzel oluyor yani. Tire için önemi nedir mesela? Ya bir şey katkı olarak etkinlik yani, oluyor. Evet, belki turistler evet, bu tarafa evet, geliyordur evet, evet, yerli evet, turist. Evet. Çok fazla bilen var mı yani? Var yani şey olan var yani. Siz her sene geliyor musunuz? Geliyoruz yani. Toplam peki şunu sorayım. Kaç deve yarışıyor burada? Bugünle yarın için 180 kusur. 180. Evet yani. Oo. Çok kalabalık olduğu için. Ekseri yarın pazar bugün günü. Bugün herhalde yavruları değil evet, mi? Yavrular, çaylak. Evet evet çaylaklar. Ekseri yarın. Daylak. Daylak. Efendim? Daylak. Daylak. Versiyon aynı versiyon. Sadece bunların abileri evet, 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 yarışacak herhalde. Evet. Biliyor musun? Yarın adeti çok olduğundan evet. Ondan iki gün içeriyor. Öyle mi? Evet. Yani tek normalde tek gündü. Tek gündü. Evet, tek gündü. Tek gündü ama deve çok olduğundan evet. Merak ediyorsun mesela sen de alıyorsun deve. Ben de alıyorum. Evet. Vav. Wow. Hani deve çoğaldığıyla ondan iki gün içeriyorlar. Evet evet. Bugün, evet güzel. Bugün daylaklar yarın büyükbaşlar. Evet. Abi. Bugün arkadaşlar daylaklar. Evet, daylak, evet, daylak. Çok teşekkür ederim. Evet, çok daylak, sağ olun bilgim. Sağ olun. Derel Ak tabii bu duruma alışmış. Yani şimdi her sene düzenleniyor. Onlar için çok normal bir şey. Yani burada deve güreşlerini görmek yani çok basit bir şey onlar için. Tabii ben daha doğrusu ilk kez geldiğim için burada ayrı bir heyecanım var. Ama gerçekten hani şu ortam arkadaşlar hani görülmeye değer. Buraya mutlaka deve güreşleri zamanı Tire'ye gelmelisiniz ve bu şenliğe de katılmalısınız diye düşünüyorum. Şimdi burada etkinlik olan an yani dövüş anını çekeceğim. O ana da şahit olacaksınız. İşte o zaman tam olarak ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Burada gerçekten harika bir ortam var. İnsanlar çok güzel. Ortam çok güzel. Develer bu arada gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 180 ile 220 deve arası bir burada kalabalık olabilir. Nasıl olur bilmiyorum ama tabii gelip gidiyorlardır büyük ihtimalle. Çok fazla bir yoğunluk olmuyordur. Tam şu noktada arkadaşlar dövüş gerçekleşecek. Herkes var arkadaşlar. Arkadaşlar da güreş istemiyor. Olabilir bunlar. Allah Allah Allah. Güzelce örüyoruz. Arkadaşlar Level & Travel'dan bir kez daha merhaba. Level & Travel Tire Deve Güreşleri'nde. Bugün 23.sü düzenlenen Tire Deve Güreşleri'ndeyiz. Tire'ye geldik. Öncesindeki Tire vlogunu zaten görmüş olmalısınız. Sonrasında bu video yayınlanacak. Şimdi bugünkü şenliği tamamen cap canlı ve güzelliğiyle yani tüm güzelliğiyle sizlere aktarıyor olacağım. Ama öncesinde ne diyoruz? Bu videoları izlerken Level & Travel'ı abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi asla unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Sizi seviyorum. Haydi başlıyoruz. Bakın Tire deve güreşleri için geldiğimiz Tire'de şu anda şöyle develer sıralanmış durumda. Çaylaklar daha doğrusu daylaklar. Yani halkın tabirine göre daylak kesim bugün baş gösterecek dövüşlerde. Yarın da abileri. Bu davulcuların vesaire gelmesiyle burada böyle bir şenlik havası oluştu. Burada da bir abimiz var. Merhaba diyelim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Allah'a çok şükür ya. İyi. İsminiz neydi? Ali Osman. Ali Osman Bey. Tire deve güreşinin önemini, tire için önemini kaç yani, senedir bu yapılıyor bu yani, etkinlik? Ben bildiğim bileli yapılıyor yani çok hani güzel oluyor yani. Tire için önemi nedir mesela? Yani bir şey katkı olarak. Etkinlik yani, oluyor evet, belki turistler evet, bu tarafa evet, geliyordur evet, evet, yerli evet, turist. Evet. Çok fazla bilen var mı yani? Var yani şey olan var yani. Siz her sene geliyor musunuz? Geliyoruz yani. Toplam peki şunu sorayım kaç deve yarışıyor burada? Bugünle yarın için 180 kusur. 180. Evet, yani. Çok kalabalık olduğu için ekseri yarın pazar bugün günü. Bugün herhalde yavruları değil evet, mi? Yavrular, çaylak. Evet evet çaylaklar. Ekseri yarın. Daylak. Daylak. Efendim? Daylak. Daylak. Versiyon aynı versiyon sadece bunların abileri evet, 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 yarışacak evet, herhalde. Evet. Biliyor musun? Yarın deve abi. Adeti çok olduğundan evet. Ondan iki gün içeriyor. Öyle mi? Evet. Yani normalde tek gündü.
Tek gün. Evet, tek gün. Tek gündür ama dere çoğaldı onlara. Evet. Merak ediyorsun mesela, sen de alıyorsun dere. Ben de alıyorum. Evet, vav. Wow. Dere çoğaldığıyla onlar iki günü çevirdiler. Evet, evet. Bugün, güzel. Bugün daylaklar, yarın büyük başlar. Evet, yani. Bugün arkadaşlar daylaklar. Evet, daylak, evet, daylak. Çok teşekkür ederim. Çok daylak, sağ olun bilgin. Sağ olun. Derel Ak tabii bu duruma alışmış. Yani şimdi her sene düzenleniyor. Onlar için çok normal bir şey. Yani burada deve güreşlerini görmek yani çok basit bir şey onlar için. Tabii biz, ben daha doğrusu ilk kez geldiğim için burada ayrı bir heyecanım var. Ama gerçekten hani şu ortam arkadaşlar, hani görülmeye değer. Buraya mutlaka deve güreşleri zamanı Tire'ye gelmelisiniz ve bu şenliğe de katılmalısınız diye düşünüyorum. Tabii bunun daha şimdi burada etkinlik olan an, yani dövüş anını çekeceğim. O ana da şahit olacaksınız. İşte o zaman tam olarak ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Burada gerçekten harika bir ortam var. İnsanlar çok güzel. Ortam çok güzel. Develer bu arada gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 180 ile 220 deve arası bir burada kalabalık olabilir. Tam şu noktada arkadaşlar dövüş gerçekleşecek. Çalgılar geldiği zaman sahiplerinin yanına yaklaşıp para topluyorlar. Gerçekten şu anda davulcuların gelmesiyle burası karnavala dönüştü. Şu anda para toplamaya devam ediyorlar deve sahiplerinden. Buranın kuralı bu arkadaşlar. Develer gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bakın şöyle arka taraftan böyle geliyor ve burası şu anda biraz daha tabii artık güreşler yaklaşıyor. Saat yaklaşıyor. Hareketlenmeye başladı. Bakın ortamı tekrar şöyle çekiyorum size. İlk geldiğim zamanki sakinlik şu anda yok ve daha da kalabalıklaşıyor arkadaşlar. Tire deve güreşleri gerçekten sürekli yapılan ve gerçekten önem arz eden, tire için önem arz eden bir etkinlik. Burada işte çaylakların, daha doğrusu daylakların bir gün öncesinde güreşmesinin sebebi de işte hani belki işte birileri deve alır, onları eğitir, bakar ve bu devran böyle döner diye bir gün öncesinde daylaklar yarışıyor arkadaşlar. Evet, ortam gitgide burada kalabalıklaşıyor arkadaşlar. Develer de artıyor. Bakın tek sıra olan develer şu anda 2 ve 3 sıralara kadar çıktı. Buradan böyle sırayla şu alana alınacaklar ve burada deve güreşlerini hep beraber seyredeceğiz. Biraz kötü kötü bakıyorlar. Arkadaşlar yavaş yavaş ben uzaklaşayım çünkü kamerayı sevmiyorlar abi. Diğer videolardan da test ettim, onayladım. Hayvanlar kamerayı sevmiyor. Bu kadar net. Evet, şimdi deve güreşleri başlıyor arkadaşlar. İki tane deve güreşi yapacak devimiz arenaya doğru gidiyor. Bakın şöyle çekeyim. Giriş yaptılar.
Evet, şimdi birazcık yaklaşalım. Bir dakikalık saygı duruşu başlıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına. Şu anda deve güreşleri başlıyor arkadaşlar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızdan sonra. Musa Bey Kral, Bayındır'dan Barbar, Ödemiş'ten Birinci Erkoç, Gökkaya'dan... Şu an develerin isimleri sayılıyor arkadaşlar. Bu develer sahaya gelsinler. İsimleri sayılan develer arkadaşlar arenaya davet ediliyor. Ayrıcılar, kurgancılar, sağ komiserleri, İsa Bey Kral şu anda sahaya çıkmıştır. Rakibi olan Bayındır'dan Barbar beklenmektedir. Deve güreşine geldiğinizde arkadaşlar burada bakın hemen arenanın yanında oturabileceğiniz yerler var. Bu şekilde burada yemeğinizi yiyip çayınızı yudumlayıp bu deve güreşini seyredebiliyorsunuz. İsa Bey Kral sağda. Evet, şu anda anons edilen develer şu anda arenaya giriş yaptı. Evet, bir tanesi su koyuverdi. Evet, diğer anons edilen develer de şu anda geliyor arkadaşlar. Bakın böyle sıraya giriyorlar. Ödemiş'ten Birinci Erkoç, Gökkaya'dan Babiroğlu, Kumluca'dan evet, İkinci Akkeller Ramazan, ambiyans normalde acayip kalabalık oluyor. Bugün ilk günü, asiller yarın, çaylaklar daha doğrusu çaylaklar bugün arenada arkadaşlar. Ödemiş'ten Macuroğlu, Veyre ikinci Macuroğlu. Veyre aynı zamanda Ödemiş'ten Ateş Bey. Şu anda saha içerisine giriş yapmışlardır. Bu nereye gidiyor? Tek başına zannettim. Bayındır'dan Barbar, rakibin gelmiştir. Evet, Bayındır'dan Barbar'ın rakibi giriş yaptı arkadaşlar. Biraz daha beşecek develere yaklaşıyorum. Biraz daha yakından çekiyorum. Evet, değerli güreş severler, Bodrum'dan Kaptan Mustafa'nın yeni nesil koca Bodrumlu şu anda sahaya çıkmışlar. Evet, koca Bodrumlu dediği arkadaş bu. Şu anda ilk kez Level & Travel'la beraber, sizlerle beraber bu heyecanı yaşıyorum. Birçok serüveni aslında sizinle beraber yaşıyorum, tadıyorum. Mükemmel bir duygu. Hadi bakalım neler olacak. Değerli deve sahipleri, lütfen develerinizi dışarı alın. Develeri dışarı alın. Yanılmıyorsam toplu bir deve güreşi olacak arkadaşlar. Bayağı şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane falan deve var içeride. Koca Bodrumlu orada. Evet, develerin isimleri şu alt bölümde yazıyor. Safir. Bir devemiz daha geldi. İsa Bey Kral sağda. Rakibi olan Barbar beklenmekte. Evet, İsa Bey Kral. Bu Barbar yok galiba arkadaşlar. Hamdat bakın bakalım. Bakın bakalım ya. Barbar nerede? Aha Barbar. Sahipleri, lütfen develerinizi getirmekte acele edin. Develeri getiriyorlar. Nerede bu develer? Sayın Deve Savaş, lütfen yayın bürosuna. Hadi gari. Ne
Barbar geldi sağda. Bayındır'dan ikizlerin Barbar sahaya çıkmıştır. Rakibi olan. Haydi bakalım ya Allah bismillah. İsa Bey Kral da sağda. Sizlerle. Bakar mısınız ortama? Ödemiş'ten Erkoç. Bir ve ikinci Erkoç şu anda sahaya çıkmıştır. Bebek güreşleri başladı arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, Barbar güreşi istemiyor. Olabilir bunlar. Allah Allah. Güzelce ayırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Yalnız deveden Badir başka herkes var arkadaşlar. İnce'den Akkelle Ramazan. Saraköy'den Ali Efe. Bu develer sahaya gelsinler. Valla burada her türlü alkol var arkadaşlar. Böyle bir çilingir sofrası falan da kurulmuş yani buralara. Şöyle göstereyim çaksın bana. Sine Belediye'mizin düzenlemiş olduğu deve güreşi şenliklerinin bugün cumartesi müsabakaları gerçekleşiyor. Sizler için buraya toplanan bu pehlivanlara, bu organizasyona bugün de bir alkış yapalım lütfen, bir alkış! Bravo! Toplu bir fotoğraf çekiyoruz. Dağılın. Evet, Sine Deve Güreşleri hatırası çektirdik, fotoğraf çektirdik. Ödemiş'ten Demiröz, Turgutlu'dan Büyük Savaş. Hayır! Evet, değerli güreş severler, güreşlerine başlayan Gökkaya'dan Babiroğlu, diğer tarafta rakibi olan Ödemiş'ten Metin Erkoç'un ve yine Çetin Erkoç'un. Erkoç şu anda güreşlerine başladılar. Kırmızı havutlu olan Ödemiş'ten Erkoç, diğer yanda havut rengi kamun içi renginde olan Gökkaya'dan Babiroğlu. Bodrum'dan Herodot, rakibin gelmiştir. Platform meze bugün burada 5 nolu standta meze çeşitleriyle siz değerli halkımıza hizmet vermektedir. Reklamlar. Değerli güreş severler, bir yanda Babiroğlu, diğer tarafta Erkoç. Güreşlerini paylaşıyorlar. Bir kez daha soldan teke indirildi Erkoç. Rakibi olan Babiroğlu şu anda savunmada tutuyor kendisini. Onu indirelim diyorlar. Bir kez daha soldan teke indi. Orta hakemler. Tamam. Dakikalarını tamamlayan Babiroğlu. Arkadaşlar anons yapmıyorum da elektrik bitmesin diye anlıyorum. Bodrum'dan Herodot şu anda sahaya çıkmışlar. Rakibi olan Kerevan da sağda. Evet, şimdi yeni bir deve güreşi daha başlıyor arkadaşlar. Orta hakemler tamam mı arkadaşlar? Bu bayağı çetin geçiyor yalnız ha.
kulübün şakası. Görev başındalar. Yasakenlerimiz görevlerini aile yerine getiriyorlar. Demiröz hazır. Rahim olan. Durdumdan büyük savaşın. Büyük savaş. O da hazır. Kıymetli seyirciler, şu anda dizlerinin üzerine düştü her iki deve. Birbirlerine sağ makasla baskılı bir şekilde karşılık vermekteler. Kırmızı avutlu olan Turgutlu'dan Savaş, kamurcu renkli avutlu olan Ödemiş'ten Demiröz. Bu güreş bayağı iyi oldu. Bayağı bir orada atraksiyon yaptılar. Aşağıda tuttu, ayrılmadı. Yaklaşık belki 20 kişi falan çekmeye çalıştı ama banamasın demedi, en son ayırdılar arkadaşlar. Arenada güreşler devam ediyorken ben artık sizlere hoşça kalın demek istiyorum. Sizler için Tire Deve güreşlerini, Tire'yi yayınlamaya ve çekmeye çalıştım. Buradaki ortamı, ambiyansı sizlere yansıtmaya çalıştım. Bu ortamda bulunduğum için aşırı mutluyum. Harika, çok güzel. Mutlaka gelmeniz lazım. Heyecanlı. Yani gerçekten o develer birbirine böyle kenetlendiği zaman hani birbirini devirmeye çalışıyor, düşürmeye çalışıyor. O an inanılmaz heyecanlı oluyor. Yani korkuyorsunuz hatta. Bir tanesi bana doğru böyle yavaş yavaş gelmeye başladı. Hatta dışarıda olmama rağmen yine de korktum yani. Çünkü 20 kişi az önce altındaki deveyi çekemedi arkadaşlar işte ya, o derece. Sizleri Tire'den sevgiler gönderiyorum ve Tire deve güreşlerinden de elveda diyorum arkadaşlar. Tire'ye ve deve güreşlerine mutlaka gelin. Level and Travel'ı takip edin, beğenin ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin arkadaşlar. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? Siz geliyor musunuz sürekli? Ben deve, evet. Deve İsmail'in oğluyum Adana'dan. Öyle mi? Abi. Oo. Süper ya. Adana'dan geliyorsunuz buraya. Adana'dan geldim. Çok güzel. Çok güzel. Yarın da güreş devam ediyor burada. Evet. Farklı illerden geliyor mu bu arada deve? Geliyor tabii. Güreş için. Gördüğüm Manisa, işte Bodrum, Yönel. Evet. Yani Ege yöresini evet, evet. Kadarıyla ama barındırıyor. Yıllar önce Selçuk'a falan gelmişti bizim develerimiz. Öyle mi? Tabii. Ha, Selçuk'ta da yapılıyor değil mi? Çukurova'dan gelmesi lazım ama Adana'da civarından Adana, Mersin, Antalya, Çukurova oluyor. Evet, evet. Toroslar yani. Toroslar'da da gelmesi lazım ama belki yarın gelirler bilmiyorum. Bilmiyorum. Hangi TV? Benim YouTube kanalı Level and Travel diye bir kanalım var. Ona yayın yapıyorum. Ben güzel de gidiyor. Ben her zaman röportaj yaparlar. Öyle mi? Tabii. Aa, süper denk geldik ya. Düşüşeyim, gülü atarım, fili atarım, riski atarım. Çekici atarım. Oo yani. Süper, çok güzel ya. Mersin 10 bin metre koşan. Şöyle çekeyim bakın, Mersin maratonu arkadaşlar. Tamam. 10 bin metre değil mi? Mersin. 10 bin metre Mersin koşusunda aldığınız madalya mı? Evet. Valla bravo. Biz de böyle geçerken mesela böyle denk geliyor, süper oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz, sağ olun. Level and Travel diye. Yani isim ne sizin? Gökhan. Tornum Gökhan Akkuş. Öyle mi? Vallahi. Gezginlerin hayatında bu var. Yani pat diye hani birine denk gelebiliyorsunuz. Çok güzel. Buradaki ortamı size aktardım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bu videom bu kadar. Sizlere Tire'yi ve Tire deve güreşlerini aktardığım için inanılmaz mutluyum. Kanalımı Level and Travel kanalını takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı asla unutmayın. Beğenmeyi asla unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Ben daha ne isteyeyim? Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.